Efendim, Derya Baykal'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine Sibel'le birlikteyiz. Bugün harika bir projeden bahsedeceğiz. Çorap hepimiz seviyoruz. Neyse hepimizin ayakları üşür. Şimdi yazın da üşür, kışın da üşür o ayak. Bunu bize sevgili Gülsüm Hanım ördü. Bakın süper güzel, yani yumuşacık. Bu biraz daha baharlık, yazlık bir çorap. Şimdi kışlıkta hangi yünden örebilirsiniz göstereceğiz. Ben bunu yabancı bir dergiden buldum. Yurt dışından satın aldığım bazı dergiler var. O dergide böyle çok top bir proje olarak gösteriyordu. Oradan çıkarttık, baktık. Gerçekten çok güzel. Şimdi gidelim. Bu çorap nasıl örülüyor görelim ama modele gel yani gerçekten çok güzel. Evet, çorabımızın bir tanesini ayağıma giydim. Yani af buyurun şöyle arkadaşlar siz de kusura bakmayın hani bizim adetlerimizde ya da terbiye kurallarında kimseye böyle ayak falan uzatılmaz gösterilmez. Evet. Ama konu iş olunca benim gözüm hiçbir şey görmüyor. çünkü bunun ayakta nasıl durduğunu görmek o lazım. Gerçekten çok güzel bir çorap, yumuşacık. Şöyle bakalım. Nasıl şekerim? Öner değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Öner. Önercim güzel mi? Güzel, çok. Önerir misin bunu izleyicilere? Kesinlikle öneririm diyor. Yani bakın bu 38 numara ayak ne? Için tamam, 37'ye de olur. 38. Olur. 39'a da bakayım. Bence biraz olur. Yok olmaz mı? 39 için birazcık şey yapacağız. Daha büyütmeleri lazım. Daha büyütmeleri lazım ölçüye. Gerçekten çok güzel. Şimdi bunu biz yazlık bir yünle ördük. Kalikoyla ördük. Süper güzel düşüyor. Kaç numara tığ? 3,5. 3,5 numara. Hemen anlatalım. Düşüşü, duruşu. Gülsümcüm ellerine evet, sağlık. Ellerine gerçekten sağ süper güzel oldu. Şimdi tabii önümüz kış olduğu için hı-hı. malumunuz. Yine ince bir iplikle hani şeyin düşmesi böyle olsun diyorum. Yine Baby Luxe Minnoş Petit ile örebilirsiniz Nako. Ya da benzer ince bir yünle. Yünümüzün inceliği şöyle göstereyim. Hani biraz bu şey yünlerle de çok güzel olur. Düz renkle de güzel evet, olur. Ikisine de güzel olur. Yani bu ölçüde çok kalın bir yün kullanmazsanız hı-hı. model daha güzel hı-hı. düşer. Evet buyurun. Şimdi onun için ilk başlarken yine bu sihirli halkayla başlıyoruz. 3,5 numara tığla iki defa parmağımıza doladık. Sonra hı-hı. içinden ilmeği alıp 3 zincirle yukarı çıkıyoruz ve bu halkanın içine ilk başlangıç için 14 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra normal bere yapar gibi ikinci sırada her ilmeğe çift batıyoruz. Önemli olan burun için 6 sıra ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi yani bir patik yaparken böyle bir çorap örerken hani 5 şiş değilse mutlaka biz tığ işinde şu burnu aynı şekilde yapıyoruz. Hı, evet. Yani patiklerde de prensibimiz evet. bu. Biliyorsunuz. Veya burayı sık isterseniz sık iğne de yapabilirsiniz. Ama burada ikili trabzan gerçekten çok güzel düştü. Şimdi şu topuktan falan da bahsedeceğiz. Ne yaptın Sibel? Halka yaptın. Yaptık. İçine, sihirli halka evet. diyorlar ya hani. Üç zincirle yukarı çıktık. Sonra 14 tane ikili trabzan yaptık, yaptık. Bu halkaya. Benim tığım kalın. Yok 3,5 ikisi de. Öyle mi? Hı-hı. 14 tane yapıyoruz. Evet. Sen yaptın mı? Hazır mısın? Evet, hazır. Sen anlat, ben bu 14'ü sonra tamamlayayım. Sonra bu ikinci sırada şurada her ilmeğe 2 tane batıyoruz. Sonra aralarda artırarak toplamda 6 sıra yapıyoruz bu ikili trabzanı. Önemli olan örneği kurabilmek için son 6. sırada 41 tane ikili trabzan olması gerekiyor. Ki örneğin 10 tane bir örnek grubu kuracağız üstüne. Evet. O zaman tam denk geliyor. Şimdi burada bu 41 tane son sırada ikili trabzanı yapınca örneği kurmak için yine 3 zincirle yukarıya çıktık. Üstüne aldık ipimizi. İlk ilmeğin trabzanın üstüne ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 2 zincir çekiyoruz. Aynı yuvaya
iki tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Hı. Örneğimiz bu hemen hemen herkesin bildiği bir örnek. Aslında bu buruna bütün patik yapanlar bunu yapabilir. Şimdi şunu yaptık, ben şunu göstermek istiyorum. Evet, şunu şu şekilde ortayı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi alttaki ipliği çekerek. Ondan sonra da bunu yani birleştirdikten sonra çekersiniz. Şurayı yaptık. Patiğin uç kısmı hani şu bize çok güzel bir yuvarlaklık sağlıyor. Evet. Ondan sonra her sıraya çift mi batarak gidiyorsun? İlk de her sıraya çift batıyoruz. Sonra aralarda arttırıyoruz. Çünkü çok arttırmamak gerekiyor. 6. sırada 41 tane ikili trabzan olması gerekiyor. Evet, bu önemli bir bilgi. Evet. 6. sırada 41 oldu. Sonra, evet, örneğin tam oturması için. Şimdi örneğe mi geçtin, evet, sen? Kuruyorsun. Aha. Kur bakalım örneği. Şimdi 3 tane zincir çektim, çıktım. İlk yuvaya ikili trabzan yaptık. Sonra 2 zincir çektik. Aynı yuvaya tekrar ikili trabzan 2 tane yaptık. Şimdi üstüne aldım. Alttan 1, 2, 3 trabzan sayıyorum. 4. trabzana hiç arada zincir çekmeden ikili trabzanı yapıyoruz. 2 tane. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya yine 2 tane ikili trabzan aslında yapıyoruz. Aslında bildiğimiz bir başak modeli mi bu? Öyle bir şey. Söylüyorlar. Çok hırka yapılır, bluz yapılır. Çok bu örnekli. Güzel. Evet. Bakın yine üstüne aldım. Alttan 1, 2, 3 tane saydım. 4.'ye 2 tane ikili trabzan. Tam trabzanın tepesine. Sonra 2 zincir çekiyoruz. Aynı yuvaya 2 tane daha ikili trabzan. Gösterelim. Böylece, şimdi göstereceğim. 10 tane böyle örnek grubu olacak. Evet, şimdi bu alt hazırlığı yapıyoruz. Şu arada kaç zincir vardı? Bir o mi? Atlarken, atlarken zincir çekmiyoruz. Şu aralarda, bir dakika şununla göstereyim. Burada zincir yok. Bunların arasında iki tane İki zincir var. İki, evet, zincir var şu arada. İkili trabzan. Güzel böyle V başaklarımızın, hı, şeyleri, evet, çıkmış, evet, oluyor. İkinci 10 tane sıra, oluyor böyle. Onun sonra, üstü. Ha, onun üstüne çıkıyoruz. Şimdi şurada göstereyim. Bu şekilde 10 sıra örüyoruz Derya Hanım. Şimdi tam, tamam, bu 10. sıradayım ben. Şeyi, topuğu göstereceğim. 2. sırayı yaparken de hep şu 2 zincir çektiğimiz yuvaların içine örneği biraz kuruyoruz. Biraz daha kameraya şöyle dönerek şöyle gösterirsen. Evet. Bu 2 zincir çektiğimiz yuvanın içine 2 tane ikili trabzan. Sonra 2 zincir çekiyoruz. Aynı yuvanın, 2 zincir çektiğimiz yuvanın içine yine 2 tane ikili trabzan. Zincir çekmeden bakın sonraki yuvanın içine atlıyoruz. Zaten model kendini, evet, belli ediyor. Şu 10 sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'da mı topuğa gelmeye başlıyorsun, 11'de mi? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14'te başlıyorsun. Ha? 14, evet, 38 numara için. 38, 14'te başlıyorsa 38, 39'da 15 yapmalısınız. Aha. Ya da 37 ise bir tane daha aşağı bir tane inmeli. Eksiltebilirsiniz. Yani sıra. Evet. Yani şuradan, burundan itibaren 1, 2, o başakları sayıyoruz. 14, 38 numara için, evet, ideal oldu. Ayağımda, evet, gördünüz. 39 numara için 15, hı-hı, 40 numara için 16, aslında 37 için. Hep siz dersiniz ya, hani şunu ayağa takıp giyip ona göre ölçerlerse ben çok daha pratik olur. Ben hep yarımken şöyle, şunu mutlaka ayağıma, hı, giyer, ölçerim. Nereye gelmiş? Çünkü herkesin ayağı farklı. Evet, farklı oluyor. Ama şurasının şeysi çok herkesin ayağına olabilecek, evet, gibi. Evet. Eni. Buyurun. Şimdi topuğu yapacağız. Evet. Sen erken yapıyorsun şu, evet, topuğu. Mesela bu küçük mesela olmuş biraz, hı-hı, daha. Şu yaptığımız. Evet. Bu kaç? 36 bu. Bu 36. 35-36. Evet. 35'e de olur. Evet. Şimdi geldik. Örneği birleştirdik. Şimdi topuk için çakma sık iğne yapıyoruz. Onun için 2 zincir yukarıya çıktık. Her bir trabzanın tepesine bir tane. Şu araya 2 zincir yaptığımız yere de bir tane yapıp hepsinin üstüne birer tane batıp çakma sık iğne yapıyoruz. Dönüyoruz. Şurada 4 tane örnek grubu bırakıyoruz yalnız. Hmm. Şöyle. Önü. Hı-hı. Önü bırakıyoruz. Patiğin önünü. Şurada gösterebilirsiniz, şu şekilde isterseniz. Yani patikte de biz nasıl yapıyoruz? Şurayı bırakıyoruz. Ayağımızın ön kısmı. Yani burayı gidiyoruz, geliyoruz. Aslında burada çok gizli ve güzel bir bilgi, hı-hı, yatıyor. Patik, çetik,
öğrenler için. Evet. Bunu pazarlarda satanlar için çok güzel. Ben mesela ben bundan sonra mutlaka böyle yapacağım şeyi, topuk kısmını. Evet, çok rahat çok oluyor. Çok güzel değil mi? Evet. Burada 27 tane var çakma sık iğne. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra yapıyoruz. 8 sıra yaptıktan sonra şurada gelip mesela ben onu öğrenmek istiyorum. Şimdiki kısmı, bağlantıyı öğrenmek istiyorum. Bakın. Şurada geliyoruz. Yine ondan sonra her ilmeğin üstüne çakma bir tane sık batıyoruz. Çakma sık iğne dediğimiz, üstüne bir tane sarıyoruz, doluyoruz. Nasıl diyorsanız onu batıyoruz ilmeğe, çıkartıyoruz tek seferde. Tığın üstündeki 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Şimdi geldik. Bitti, sıra sonuna geldik. Şimdi bu yaptığımız topuk kısmını şöyle ikiye katlıyoruz. Tamam, ben patiyi mesela öyle yaparım. Yani bunu ayağımın sonuna kadar uzatırım. Arkasını bu şekilde dikerim. Sonra kenarlarını dönerim. Mesela nerede deminki şeyin? Şu elimizde. Şunu böyle yaparım. Sonra bu kenarlarını dönerim. Yani burası çiftlikle aynı şuraya aynı, kadar. Aynı, evet. Şimdi merak ettim. Şimdi birleştirdim. Sırayı birleştirdik. Tamam. Şimdi çorabın şu kısmını yapmak için şuradan örneği kurmaya başlayacağız. Burayı böyle dolanarak öreceğiz. Çok basitmiş. Bu çok kolay. Çok rahat bir model. Evet. Bunu kanalda da gösterelim Sibel. Evet, gösterelim. Süper güzelmiş. Hatta bu örnek olmasın, sadece Trabzan yapsınlar. Başka bir örnek kursunlar. Önemli olan mantığı. Şimdi bakın, buradan da başladık yine örneği kurmaya. Bu yaptığımız iki tane ikili Trabzan. İki zincir çektik. Aynı yuvaya iki tane daha ikili Trabzan. Yani tekrar örneği kuruyoruz. Örneği kuruyoruz. Ama kurulu yere gelince nasıl gelince olacak? Gelince bu sefer yine bunların üstüne şu aralara batıyoruz. Dönüyoruz. Bakın şurada gösterin isterseniz. Bütün patik örenler bunu örer. Patik örmeyi biliyor musun Emir? Maalesef. Çok kolay bir şeydir bak. Çok zevklidir. Güzeldir. Ay ben bu modeli koymadan da yapacağım. Bence evet. Ben bunu koymadan yapacağım. Çeşit çeşit örebiliriz. Tabii ki de. İnanılmaz patik modelleri. Hepsini kanalda, YouTube'da hepsini yapacağız. Evet. Siz bunu seyrediyor iken, seyredeceğiniz zaman biz TV2 ekranlarında saat 2'de yayında olacağız. Bizi oradan izleyebilirsiniz. Her platformda var. Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan, efendim nereden isterseniz bizi izleyebilirsiniz. D-Smart'ta 21'den çıkıyor. Dijitürk'te 54'ten çıkıyor. İşte onların hepsini ben Facebook'ta yayınladım. Oradan bakarsınız bütün platformlarda nereden çıktığını. Orada da yapalım o patikleri. Çok güzel patikler var. Ay tavşanlılar mı istersiniz? Ay renk renkli olanlar mı? Çok güzel patikler. Ay böyle açık yapılıp dikilenler mi? Bu sene çoraptan şey yapacağız. Evet, evet, şimdi ne yaptın? Şimdi Deryan bak burada. Orayı geldim. O örneği kurmaya başladım. Evet, ikişer tane atlayıp sonra burada bu iki zincir çekilen yerlerin içine yaptık. Toplamda burada çevresinde 12 tane örnek oluyor. Ve yukarıya doğru 12 sıra örüyoruz. 12 sıra ördükten sonra zaten çorabımız tamamlanmış oluyor. Sen şunu aç biraz. Ben yine bunu bir ayağıma giyeyim. Öner yine bunu bir yakından çeksin. Tamam. Şimdi topuk arkası dikilecek bunun. Hı-hı. Bakın işte şu şekilde. Yani şimdi böyle döne 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 buradan gidecek. Şurayı da dikiş yapacağız. Hı-hı. Patiklerde yaparız bunu. Nerede bir tanesi dikilmeyen. Bakın burayı şu şekilde kendi yünüyle güzelce dikeceğiz. Çok basit. Bu başak modelini koymayın. Her yeri ikili trabzan veya evet, sık iğne. Varsa. Yani çocuklara da örebilirsiniz. Hı. Son kesinlikle, derece basit kesinlikle. Kolay. Sen daha önce böyle yapmış mıydın Gülsüm Hanım? Hiç yapmamıştım diyor. Gülsüm Hanım bu modele bayıldı. Bir de şey çok güzel. Tığla çorap örülüyor. Tabii. Olay bence. Evet. Beş şişle yapmıyorsunuz. Evet. Tığla yapıyorsunuz. Bu şekilde. Evet. Kaç sıra örüyorum dedin yukarı 12 kadar? 12 sıra. 12 sıra. Evet. Yani yeni yıl geliyor. Hediye yapabilirsiniz. Çocuklarınıza örebilirsiniz. Sibel ellerine sağlık. Gülsüm güzel, Hanım ellerine sağlık. Sağlık. Vallahi çok güzel oldu. Her rengi var bunun. Ayakkabı içine giymek için de yapılır. Yapılır tabii. Kış geliyor. Hı-hı. Kış. Evet, evet. Haydi çoraplar örülsün. İstediğiniz yumuşaklıkta yapabilirsiniz. Ayaklarında bir yarası, bir şeysi olanlar böyle yumuşak kotondan yapabilir. Güzel saf koton ipler. Thank you.
Hoşça kalın, mutlu kalın, çoraplı kalın. Ayaklarınız üşümesin. Ayağın üşümesi önemli bir şeydir. Evet. Üşümesin ayaklarınız, karnınızı ayarımasın. Söyle abone olmayı, beğenmeyi, seyrettiğiniz zaman beğenmeyi ya da yorum yapmayı unutmasınlar. Evet, çok teşekkürler.